Evet kıymetli dostlar, Golvan.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayramın ikinci günü inşallah güzel güzel geçiyordur bayram. Ziyaretleri unutmayalım arkadaşlar. Neyse biz Fenerbahçe'mizi konuşalım. Fenerbahçe'mize dair gelişmeleri, duyumları konuşalım, haberleri konuşalım. Jose Mourinho istedi, yönetim harekete geçti. Bu da şey gibi oldu. Çok güzel hareketlerdeki haber gibi oldu. Fenerbahçe'nin Flamengo forması giyen Gerson'a talip olduğu yazıldı. Ardından böyle anlatıyorlar ya. Şimdi Gerson'a talip olduğu yazıldı. Doğrudan 11'de oynayacak. 3, 4, belki 5 tane takviye düşünüyor Fenerbahçe ve sürpriz iddialar gün geçtikçe artıyor. Bola VIP'de yer alan habere göre Jose Mourinho, Brezilyalı orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye imza atmasını istemiş. Yani Fenerbahçe teknik direktörü istiyor. Tam adı Gerson Santos da Silva olan futbolcu geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 20 maça çıktı. 1 gol 3 asistlik performans sergiledi ancak kulübüyle sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar sürüyor. Ve 1.84 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Arkadaşlar forvet değil. Yani tıpkı Fred'in mevkisinde gibi bir mevki düşünün. Yani Fred, İsmail Yüksek tarzında. Ben hala yalanlıyorum bu duyumu, bilginiz olsun. Batshuayi teklifleri açık. Jose Mourinho'nun takımın başında olmasıyla birlikte Mourinho ile çalışmak isteyen gelsin kozu Fenerbahçe yönetiminin elinde bir şey. Sözleşmesinde ilk 11'de oynanacak maç sayısına bağlı olarak opsiyon olduğu söylenilen Batshuayi için Fenerbahçe'nin görüşmesi malumdu, makuldü. Belçikalı golcüye 3 yıllık net kazancı, bir de artı imza parası 10 milyon euroyu bulan bir teklif yapıldı. Yani Batshuayi aslında 3 milyon euro yıllık ücret net alırken 3'ten daha fazla alacağı bir teklif yapıldı arkadaşlar. Yönetim elinden geleni yaptı. Menajerinin Beşiktaş ve Galatasaray'a önerdiği 30 yaşındaki oyuncu hem İstanbul'da yaşamaya devam etmek istiyor hem de Mourinho ile çalışmak istiyor. Yani son görüşmeler bu şekilde. Şimdi Belçikalı Yıldız, Ceko'nun yedeği olarak yedek kulübesinde geçirdi ömrünü. 43 resmi maç, 24 gol 3 asist ve pek çok maçta son dakika golleriyle hem Fenerbahçe'ye hayat verdi hem de Fenerbahçe'ye taraftara güven verdi. Açık söyleyeyim, bu şartlarda daha iyisini bulamayız. Ha 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret artı bonuslardan 2 diyelim. 2-2 hani toplam 6 milyon euro artı 4 milyon euro da imza parası desen, yani arkadaşlar burada da artık Batshuayi'nin bu teklifi kabul etmesi lazım. Eğer hala bu teklifi kabul etmiyorsa yanlış anlamayın, Fenerbahçe yönetimine diyebileceğimiz hiçbir cümle yok. Yani yönetim daha ne yapacak arkadaşlar? Ya ayağına mı kapanacak? Yalvaracak mı? Mario Branco transfer için harekete geçti. Höjberg. Şimdi transfer çalışması sürüyor. Sportif direktör Mario Branco aslına bakarsanız her gün birçok görüşme gerçekleştiriyor. Sosyal medyaya baksanız yani Branco şu anda resmi tatilde. Kurban Bayramı tatilinde, hatta et kesmeye gitmiş. Sosyal medyaya baksanız. Arkadaşlar sosyal medyaya bakarak hareket etmeyin. Bazıları benim hala sistemi anlamamış. Ya haberleri okuyor diyor, bilmem ne yapıyor diyor. Ya haberleri sizin okuduğunuz gibi okusaydım zaten bana gerek kalmazdı. Hepinizin okuma yazması var. Gider kendi kendinize okurdunuz. Anladınız mı? Bana gerek kalmazdı. Bu mesele başka mesele. Artık uyanın. Yani mesele çok çok başka mesele. Şimdi sıradaki habere geçelim en iyisi. Mario Branco, Höjberg. Ya sıradaki habere geçelim gerçekten diyorum. Ya üst düzey transfere geçmek istiyor. Ben diyorum herkes tatilde diyor ama adam görüşüyor diyorum. İyi de hocam sıradaki habere niye geçiyoruz? Anlatsana ne oldu? Hala aynı arkadaşlar, görüşülüyor. Yani oyuncu kanadında bir sıkıntı yok. Kulübüne ikna etmeye çalışıyoruz. Tottenham, Höjberg'in Juventus ve Milan'ın radarında olması nedeniyle fiyatı yüksek tutuyor demiş. Ancak iki takım da transferi rafa kaldırmış. Menajerlik şirketini değiştirmiş. 10 milyon euronun altında bir bedelle almaya çalışıyoruz. Biz 8 almaya çalışıyoruz arkadaşlar. İlk günde söyledim. Hala söyledim. Yani görüşmesini sürdürüyor. Mourinho devreye girecek diyor.
Hedef Avrupa'da başarı diyor. Şimdi şu var arkadaşlar. Sıradaki habere geçecektim ama geçmeyeyim. Şimdi Højbjerg, Fred, belki Szymański, belki daha iyisi. Hiç belli olmaz. Düşündüğün zaman yani taraftar bunu istiyor. Hatta Gedson da alınabilir. Alınamaz diye bir şey yok. Gedson da alınabilir ama nasip yani ya. Ha, aslına bakarsanız da Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuracağız diyorsan yapacaksın da. Ama Højbjerg konusunda sabırlı olun arkadaşlar. Belki daha iyisi de gelebilir. Fenerbahçe Atletico Madrid'in kapısını çalacak. Şimdi Atletico Madrid'in kapısını niye çalacak? Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe. O ayrı mesele. Burada başka bir olay. Kim? João Félix. Fenerbahçe'nin Felix'i kiralık olarak istediği iddia edildi. 6 milyon euroyu gözden çıkarttı diyor. Hayır arkadaşlar, 6 milyon euroyu biz Çağlar Söyüncü için gözden çıkarttık. Bakın yine döndük dolaştık. Hani bazı arkadaşlar hala karalama kampanyalarındalar. Hala laf ebeliği yapıyorlar. Hani bir engel atmak çok zor değil arkadaşlar. Engel attıktan sonra yorum yapamazsınız. O ayrı mesele ama yapmak istemiyorum. Herkese saygı çerçevesinde yaklaşmak istiyorum. Çağlar Söyüncü'yü 6 milyon euroya almaya çalışıyoruz. Bu kesin. João Félix'i de ücretsiz kiralamaya çalışıyoruz. Şimdi oyuncunun hayali Barcelona'da devam etmek. Ve Simeone 24 yaşındaki oyuncunun, yani Simeone ile oyuncunun arası iyi değil. Ha, oyuncu da Barcelona'ya gitmek istiyor ama Barcelona almayacakmış çünkü maddi olarak bazı sıkıntılar içerisindeymiş. Mourinho ve Mendes avantajı var Fenerbahçe'de. Nasıl avantajı var? Mendes hem Mourinho hem de Felix'in temsilcisi. Yani ikisinin de menajeri. Ali Koç ne demişti? Senin menajerlik şirketinden sadece bir kişiyi alırız demişti. Ya bu kişi Felix olsun. Ben sosyal medyaya bakıyorum. WhatsApp grubuna bakıyorum. Başkasına bakıyorum. Herkeste şöyle bir imaj var. Ya gerek yok Felix'e. Almayalım. Ya o da kalsın. Şunu da bırakalım. Ya abicim, bende mi sorun var? Sizde mi bir engel var? Bir sıkıntınız var? Ne yapacaksınız ya? Ne yapacaksınız daha ya? Allah Allah. Ben çözemiyorum arkadaşlar. Ben Fenerbahçe taraftarının onu beğenmiyoruz, bunu istemiyoruz demesini çözemiyorum. Kafam basmıyor niyeyse. Ama João Félix konusunda dediğime geldiniz. Sosyal medya konuşmadan önce burada konuşuyorduk. Duyumlar veriyorduk. Üyeler, mesela ben aylık 15 lira verin üye olun diyorum. Bas bas bağırıyorum. 15 liranızda kaldığım için değil. Duyumlara erkenden ulaşın diye. Bakın bütün üyeler João Félix haberini görünce pırıl pırıl oluyorlar böyle. Aa diyorlar, hocam söylemiştin diyorlar. Ama üyelik bu kanalda değil. Kadıköy Sokak 2 kanalında. Kadıköy Sokak 2 yazın. Ayda 15 TL'ye üye olun. Bu kanalda da 2 Ağustos'ta inşallah. Fenerbahçe'de sol kanada Yıldız Yağmur'u. Şimdi kimlerin ismi konuşuluyor sol kanat için? Kingsley Coman, Seydou Mane, Martin Terrier. Bu 3 yıldız için görüşmeler başladı. Şimdi Fenerbahçe'de Yıldız Yağmur'u 3 yıldız için görüşmeler başladı diyor. Arkadaşlar 3 yıldızdan ben Mane'yi doğrularım. Ama Coman'ı da Terrier'ı da doğrulamam. Hocam sen Terrier'la ilgili Martin Terrier için dedin ki biz görüştük ama yüksek bedel verdiler dedin. Evet arkadaşlar, o yüzden doğrulamıyorum. Çünkü bizim yönetimimizi biliyorsunuz. Doğrulamamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Eğer doğrularsak yanlış oluyor. Şimdi haberde ne diyor? Koeman aradaki fark büyük diyor. Alman ekibiyle pazarlıklar devam ediyor. Zaten yalan. Mane'de kulübü sorun çıkartıyor demiş. Al Nasır'dan ayrılmak istiyor. Futbolcuyla büyük oranda anlaşma sağlandı. Ancak kulübü sıkıntı çıkarıyor. Terrier en yakın isim. Suudi ekibi Mane'yi bırakmak istemiyor. İşi yokuşa sürüyor. Haliyle de Terrier 27 yaşında. Rennes'le pazarlıklarda önemli mesafe kat edildi. Yo, edilmedi. Bonservis konusunda anlaşıldı. Yo, anlaşılmadı. Fakat ödeme planında anlaşma sağlanamadı demiş. Şimdi 3 oyuncunun geçtiğimiz sezon istatistikleri. Not. Ben de farkındayım ligleri farklı. Not. Ben de farkındayım oynadıkları kulvarlar farklı. Not. Ben de farkındayım.
Koman 27 maç 5 gol 3 asist. Sakatlığı yüksek bir oyuncu. Mane 46 maç 19 gol 11 asist. Eski Mane yok hocam. Eski Mane olsaydı bak 46 maçta 30 gol atmış. Eski Mane olsaydı 92 gol atardı. Martin Terrier 36 maç 9 gol 4 asist. Ha hangisini istersin, hem Mane'yi hem Terrier'i isterim. Ben açgözlü bir taraftarım. Yapacak bir şey yok. Ben şampiyonluk isteyen bir taraftarım. Ben Fenerbahçe'nin hakkının sahada, saha dışında yenildiğini göstermek isteyen bir taraftarım. Şimdi düşünün, Şampiyonlar Ligi'ne girdin. Elemelere geçtin, tık 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 tık. Ligde atıyorum kafadan 20 maç, hani 25 maç arka arkaya kazandın, 75 puanı topladın. Şampiyonlar Ligi'ne girdin ettin. Kimse sana diyemez ki ya bak şöyle böyle diyemez. Geçen sezon bile hakem makem diyenler vardı. Galatasaray maçından sonra herkes sustu. Niye? Gördüler çünkü gerçeği. Şimdi aynısının olması lazım. Jose Mourinho 30 milyon euroluk stoperi Fenerbahçe'ye istiyor. Arkadaşlar bu dün haber olarak yapıldı. Juventus forması giyen genç yıldız Dejan Huijsen'i kadrosuna katmak istediği belirtilmiş. Şimdi Tutto Sport'un haberine göre biraz sallama bir habere göre Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe ilgileniyor ve Mourinho bizzat devrede diyor. 19 yaşındaki stoper için yaklaşık 30 milyon euro istiyor. Takasta kullanmak istiyor demiş. Yani Atalanta'dan Kopman Ayers'ı almak için takasta kullanmak istediği belirtilmiş. Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü Roma'da kiralık geçirdi. 26 maçta forma giyip 2 gol 2 asist yaptı. Aslında Dejan Huijsen ve Felix kiralansa Fenerbahçe'ye. Yani Huijsen satın alma opsiyonunu kiralansa. Felix de normal kiralansa, zaten satın alma opsiyonunu asla kiralayamayız da. Ya Fenerbahçe'ye nasıl bir faydası olur diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, ikinci konuşacağım konu. Aslında asıl konu burası. Ya Fenerbahçe'nin kabuk değiştirmesi için aslında bunları yapması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Şimdi futbolcuyu kiralarsan sadece yıllık ücretini verirsin. Sen de parlar, başka takım başka takıma satar. Sen köprü olmuş olursun ama sen işini yaparsın, o da işini yapar. Cevap Felix dediğin adam 30 milyon euro transfer market verisi gösteriyor. Şimdi forvet arkası, kanat, kanat forvet, yani normal forvet, kanat forvet. Fenerbahçe'de forvet arkası oynayamaz Felix. Kanat oynatırsan oynatabilirsin. Szymański'yi satayım, kiralık getireyim dersin, yapabilirsin. Bir şeyler olur. 44 maç 10 gol 6 asist yapmış 2143 dakika oynayıp. Yani bu istatistikler bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 3 gol 1 asist falan yapmış. Hani Fenerbahçe'nin işine gelir. Bu Huijsen arkadaşımız 19 yaşında. Boy 1.97. Yani Gustavo Henrique 2 vakası mı yaşayacağız diye de korkmuyor değilim. Çünkü uzun futbolcu istiyor. Arkadaşlar ben şeyi de bir kez daha hatırlatayım. Yani Bekao gitse memnun kalır Mourinho. Çünkü Bekao da bilmiyorum, eskiden bir tartışmalarım olmuş İtalya'da. Başka bir şey mi olmuş? Geçen sezon mesela Bekao çok aşırı sakatlık yaşadı. Yani ciddi manada aşırı sakatlık yaşadı. Acaba yaşadığı bu sakatlıklardan dolayı mı bir korkusu var? Hani burada da sakatlanır eder diye. Bilmiyorum ama Jose Mourinho'nun böyle bir talebi var. Böyle bir isteği var. Yani nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar ama durum bu. Ve ben şu kanaate vardım. Bir tane uzun stoper istiyor. Demek ki duran toplara önem veriyor. Ya ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal duran toplara yeterince önem vermedi. Ya da çalıştırdığı işe yaramadı. Bak eğer Fenerbahçe duran toplar konusunda iyi olsaydı. Mesela ligde 99 gol attık değil mi? Ben katiyen söylüyorum. 103 gol rekorunu kırardık ligde. O kadar boş duran toptan döndük ki. O kadar duran topu murdar ettik ki. O kadar duran topu mahvettik ki. O kadar fırsatı hiç ettik ki. Ya Olympiakos maçı 3-0 geriye düştün falan filan. Ya geçiniz ya. Bence Mourinho Fenerbahçe'deki kangreni anlamıştır duran toplar. Şimdi oyuncu 10 milyon euro gösteriyor ama 1.97 boyunda ve 26 maça çıkmış. Bakın bu yaşta 26 maça çıkmış. 2 gol 2 asist 1604 dakika.
Malaga altyapısından zamanında 470 bin euroya almışlar 2021 yılında. Juventus altyapısında. Roma'ya da 650 bin euroya kiralamışlar mesela. Hem de Ocak 2024'te kiralamışlar. 6 Ocak 2024'te kiralamışlar. Oyuncu 2,5 milyon euro değerdeymiş. Kiralandıktan dönünce 30 Haziran itibariyle 10 milyon euro transfer market verisine ulaşmış. Ya biz bu çocuğu alamayız. Onu söyleyeyim, 30 milyon euro da veremeyiz. Ama hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani durum bu. Neyse, hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Hani 30 milyon euroluk stoperi istiyor. Ama bence Fenerbahçe'nin siz sol kanadına odaklanın. Bence Fenerbahçe'de Levent Mercan'dan sonra ilk gelecek kap sol kanat olacak gibi duruyor. Ve bayramdayız. Mourinho'nun bayramı yok. Hocam Mourinho tatildeymiş. Tatildeymiş. Aslı yok arkadaşlar bunlar. Ha, Mourinho siparişi verdi. 100'e satarız dedi mi? Belki demiştir. Yani şimdi 30'a alın da en az 100'e satarız demiş midir? Bence demiştir. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese. İyi bayramlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.